Masum Bey Ben e, hem görüşmeyi Hem bu akışı Bizim bilmediğimiz Perde arkasında başka şeylerin Konuşulduğunu düşünüyorum neden Bir kere yüzde elli artı Bir ikinci turda zaten değişiyor yani Toplam oyların kullanılan Oyların sal çoğunluğu demektir Yüzde elli artı bir o birinci Oylamada diyor İlk birinci oylamada Yüzde elli artı biri daha aşağıya düşürdüğünüz zaman kurmak istediğiniz demokratik düzeni kuramıyorsunuz. Çünkü o ufak partilerin varlığı tam tersine bir birliktelin kurulmasını engellemiş oluyor. %40 artı bir olsa ama yüzde %50 artı birde onların da varlığının sürdüğü. Ama on, o, de... ondan yakınıyorlar şimdi. Adam diyor ki ben diyor 48'lik bir partiyim. Mesela atıyorum %48 alıyorum diyor. 2,5 puan için diyor. Gidiyorum diyor. 10 tane partiyle görüşüyorum. Bu da yanlış diyor. Onlara mahkum oluyorum diyor. Şimdi görüşmüyor. Birinci turda o kadar güveniyorsa kendisine siyaseti öyle yürüsün ki. Güveniyor. Türü... İlk turda kazanmak istiyor. E onlara ama işte muhtaç niye oluyor niye ilk turda kazanmak istiyorlar ve bu işi daha çok neden iktidarda olanlar istiyor? İlk turda gücü de kullanıp kazanırsa kazanır. İkinci tursa kalsa kazanamıyor. Niye kazanamıyor? Bu sefer başka bir faktör devreye giriyor. Kazanabilir ama primi söyleyeceğim faktöre bağlı. Çünkü o arada milletvekilleri seçilmiş oluyor. Hı. Milletvekilleri belirlenmiş, e, çıkmış. De, de, kompozisyon değişmişse halkın eğilimi de artar. Çünkü benim yaptığım bir tespit var siyasette. Üç türlü oy var. Birisi militan oyu. Orada bir problem yok. İkincisi taraftar oyu, orada da problem yok. Sorun sempatizan oyunda. Sempatizan oyu da Güzergezer ee, güzergahına göre gider. Yani iktidar kim olacak, kim onun işini yapacak, hangisi kaldı şeye. Zaten şu anda HDP üzerinde siyaseten yapılan bir milliyetçilik açısından, ee, teröre karşı olmak açısından bu davayı güdenler var. Onlara bir şey söyleyecek değiliz ama siyaseten güdenler ise çoğunluğu gerektiği zaman alabilme amacına yönelik. Yani şimdi ne dersek diyelim ikinci tura kaldığı zaman bugüne kadar diyelim ki HDP aleyhinde konuşmuş olan taraf artık oyları alamayacak. Onu bildikleri için alacaksam Birinci oyları... Birinci turda işi bitirmem lazım. İşi bitirmem lazım. Bu birincisi. Ama bu tartışma niye ortaya atılıyor? Ee, sanıyorum eee Cumhur İttifakı zaman zaman bazı konuları konuşuyorlar, gündeme getiriyorlar. Ama bu konuştukları konularda yumuşama sağlamak için farklı çıkışlar yapıyorlar. Mesela bir taraftan Cumhur İttifakı tartışması açılırken bu ne demektir? Eğer değişirse MHP'ye bağımlılık biraz daha azalır. Yani daha ufak eee oranlarla %40'ı halledebilir belki de. Ee, diğer taraftan da MHP bunun karşılığını neyle veriyor ben seninle ortak değilim ittifak kurdum o kadar yani senin yaptığının sorumlusu Ama şöyle ben bu tartışmayı da manasız buluyorum şu nedenle AK Parti ile MHP hadi anlaştık %50 artı 1'i %40'a indiriyoruz diye karar verseler dahi sayıları yetmiyor ki anayasal olarak bunu değiştirmeye Onu sağlarlar yani... Nasıl? Sağlarlar, tahrik Nasıl? ederler. Karşı tarafı tahrik ederler. Sen yüzde kalmayacak mısın derler. Yani siyasette o yapılır. Ha, o halde olur ee, diyorsun. Tabi, tabii yani. Muhalefeti bize, ikna tabii, ederler. Tabii tabi yani. tabii bize rahmetli Bülent Ecevit'in bir grup toplantısı anlattığı bir olay vardı. Bir kere erken seçim, bir kere bir şey ortaya çıkmasın artık onu tekrar geriye çekmen mümkün değil ve örnek verildi çeşitli ülkelerin e, bu kararlarında. Şimdi şu anda hiç kimse e, esas ne konuştuklarını bilmiyor. Perde arkasında. Perde arkası. Çünkü e, yenilir yutulur şeyler değildi birbirlerine karşı söyledikleri <laughs> fakat kendilerinin ağızdan almadıkları. Birisi e, bu 50 artı biri mesela ne demek istiyor meclis ne yapar? Şimdi şundan da e, hesabına geldiği zaman e, biz yapmadık ki meclis yaptı. Meclisin gücü var. Hesabına geldik zaman bunu ben söylemedim ki yardımcım söyledi. Şimdi o zaman ne gerek var ben ortak değilim. Yalnız ittifak içinde oldum yani bu durumun kurulmasına. Bu birbirlerine... O zaman bunlar şimdi iktidar cephesi AK Parti ile MHP bu konuda böyle bir e, görünür, pek görünür olmayan bir tartışma mı yaşıyorlar? İyi, iyi, var o tartışma. O yavaş yavaş seçime doğru yaklaştıkça ya hızlanır. Belki, hızlanır. Ortaya, Bey öyle istiyor. Faruk Bey, buyurun. Hayır, buyur, benim. Hayır, 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 hayır. Ben istemiyorum. Benim gördüğüm şu. <laughs> e, Wishful thinking mi yapıyor? Yani belki öyle Devlet Bey, masum devlet Bey. Tartışsınlar istiyorlar. Biz de tartışalım. Devlet devlet, devlet yani. Bey, bakın. <laughs> evet. Çok... E, sağlıklı politika yürüten bir kişi. Evet. Ben onunla aynı kabinede bulundum. Ve sonra hatırlayın, DSP'yi bölüp, Devlet Bey'e yeni bir yapı kuralım dediği zaman, hayır. Ben Ecevit'le beraber geldim. Evet. Bir, Ona, Masum yani, Bey, bir şu konuyu bir tartışalım. Şimdi, Faruk Bey, tabii. şimdi şöyle e, Masum Bey'in söylediğini gayet iyi anlıyoruz. E, aslında dikkat çektiği önemli noktalar da var. Belki de bir siyasetçi, bir eski bakan olarak bizim çok fazla arka plan en azından kendi adıma söyleyeyim. Yani. benim göremediğim şeyleri görüyordur ve diyor ki e, MHP siz açılışta söylediniz hani bu 50 artı 1 nedir? Miğferdir. Miğfer ne yapıyor? Korur. Yani sistemi, mihver, mihver, mihver. mihver. koruyucu yani. Başı koruyor. E, tamam o zaman e, 50 artı 1 mihverse eksen eksen mihver eksen. anlamını e, değil tabii tabii. başlık koruyucu değil mihver odak noktası eksen eksen ama bir de koruma mantığı da var orada yani bu o bunu miyver. koruyor ha onu koruyor anlamında alıyorum <laughs> olay nasıl buraya geldi <laughs> ben, ya ben bunu ben bunu koruma anlamında Mihiver alıyorum mihver devletler hani ben bunu koruma anlamında alıyorum yani hani koruyor bu sistemin koruyucusu budur anlamında alıyorum <laughs> şimdi ee, bu tamam peki AK Parti ya Bahçeli 50 artı biri istiyor evet. ve arkasında duruyor AK Parti ne yapıyor AK Parti şunu yapıyor AK Parti Oylara bakıyor. Ak Parti yapılan kamuoyu araştırmalarına bakıyor. Ak Parti çok pozitif ve çok realist olarak algılıyor bütün hikayeyi. Yani Ak Parti seçim sonuçlarına ortaya çıkan oylara, şu anda toplumun yöneldiği yönelim gösterdiği alanlara bakıyor. Nihayetinde kamuoyu araştırmacıları yani anket sonuçları bazı şeyler söylüyor. Ve ona göre AK Parti daha önceki çok güçlü olduğu dönemlerdeki oyundan biraz uzak. Bunun sebebi de ekonomik koşullar, şu son dönemdeki şartlar. Peki burada Genel Başkan ve Sayın Cumhurbaşkanı bir çıkış yolu, daha mantıklı AK Parti'yi rahatça iktidara taşıyacak, sürdürecek iktidarını bir yol arıyor mu? Arıyor. Bana sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanı 50 artı birden rahatsız. Rahatsız yani. Bunu Temel Karamollaoğlu, Sayın Karamollaoğlu söyledi diye demiyorum. Ben bunu daha önceden de hissettim. ve zaten kendisi Yo yo de... yani o, o tartışmadan çıktı ya hani Temel Bey ile görüştükten sonra Temel Bey bunu söyledi ya 50 artı birden rahatsız. Onun dışında birçok şeyin doğru olduğunu söylüyor diye. Ya şöyle görelim Ahmet Bey. Cumhurbaşkanlığı sistemi biraz da 15 Temmuz'un yani FETÖ kalkışmasının ardından Türkiye'de oylanmış ve kabul edilmiş bir sistem. Bakın, demok ne diyorlar e, parlamenter sistem için ama Faruk Bey bir dakika şu, şu... El, 50 artı birden rahatsız demeye başladığınız andan itibaren ve bunu değiştirmek istiyor dediğiniz andan itibaren e, Cumhurbaşkanına Ak Parti'ye herkes döner der ki ha sen demek ki birinci turda 50 artı biri alamayacağına ne gibi rahatsız Ahmet Bey. Şimdi ha yani Ahmet Bey şöyle bu neden Biz bunu böyle olduğunu düşünsek de düşünmesek de toplum bunu e, sizin söylediğiniz gibi düşünür zaten. Yani hani böyle yorumladık, yorumlamadık. Cumhurbaşkanı bunu ben söyledim, söylemedim. Abdülkadir Bey diyor ki e, yani bu meclisin işidir deyip siz diyorsunuz ki topu meclise attı. Meclise top atılır çünkü orası daha geniş bir alan top oynanır orada. Hayır, yani orası be, rahat bir. Meclise top atmıyor, kendisine atıyor. Hayır. ben Çünkü şunu, meclise hakim olan kendisi. Şimdi Eğer ben AK Parti'ye bir şey yaptıracak var. Şimdi şu FETÖ işini söyleyeyim bir. Neden? Önemli bir şey o. Ama yetmiyor, oyu yetmiyor. Şey yetmiyor o yüzden meclise atılıyor. Masum Bey. Yapacaklar. yani Masum. evet. Şunu bağlayayım önemli bir konu bu. Şimdi 15 Temmuz'un ardından bir sistem inşa edildi. Buna Türk tipi başkanlık şu. Tabii başkanlık evet edildi. Yani nereye varacaksınız? 50 artı bir. Çok önemli bir şey. Yani bu sistem toplumun oyuna sunulurken ciddi problemleri de vardı, barındırıyordu. Yani içinde daha sonra ortaya çıkacak enfeksiyonlar görünüyordu. Fakat FETÖ ile mücadele adına daha merkezi bir yapı, daha merkezden hızlıca hareket edilebilecek bir sistem artık sunuldu. artık ihtiyaç kalmadı mı ona? Bence kalmadı. Mesela e, genişletin neydi ne diyordu İyi Parti? E, parlamenter i̇yileştirilmiş, sistem, iyileştirilmiş parlamenter sistemi tartışmaktansa benim de bir teklifim var. Ben de diyorum ki demokratikleştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemini tartışalım. Biz bir daha genişletilmiş parlamenter ya, sistemi tartışmayalım. %50 artı bir demokratikleştirilmiş başkanlığa aykırı, aykırı mı? Aykırı bence. Bu kadar yüksek oy olmaz. Aykırı bir şey bu. Bence tam demokratik. Hayır. hayır. Olmazsa hayır. demokrasi olur. Hayır, hayır. Olmazsa Çok demokrasi ben, olmadır. Ya ben, ben başından beri 50 artı 1'in Türkiye şartlarında bir mucize olduğunu, bir kere ya da iki kere olabileceğini düşünenlerdendim. İşte geldik o noktaya şimdi. Yani bir toplumun %50 artı 1'i bir seçimde, ilk turda, ikinci turda zaten otomatik olarak Peki. çıkıyor. Bir ya dakika. Buna, bunu toplum yapmaz yani, bu çıkmaz bu oyu. Şey, Faruk Bey, birinci turda çıkmasın, nasıl olsa ikinci turda İşler halloluyor. Niye bunu bu kadar önemsiyorsunuz? Yani ya ben, birinci turda aday seçilmez, ikinci turda kazanır. Yok Kim? yok kazanabilir. O değil. Yani teknik olarak sistemin tekniği açısından ortada yüksek bir oy oranı var. Ama Bunun, ikinci turda var. Ya ikinci tur var da az önce Masum Bey işte dikkat çekiyor. Parlamento seçimini yapmışsınız. Ortaya bir tablo çıkmış. Evet. Ama oyu bakıyor. Kendinizi bağlıyorsunuz. <laughs> Parlamentoda Ahmet Hakan iktidar başkanlıkta Abdülkadir Selvi mi iktidar olsun. Yani milletinde bir aklı var, fikri var değil mi? Bunu görüyor yani. Bütün bunların hepsi etken. Ama işte aklı bu, açıdan, bu, açıdan, yani. bu açıdan, bu belki açıdan, belki demokratik bir açıdan. Bir de şunu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Yani 50 artı 1 bir bana mı çok hani bir ülkede seçim yapıyoruz. Yani ha. Almanya'da %30 oy alınıyor. Öbürü %15 alıyor. %45'te koalisyon kuruluyor bir ve de, iktidar olunuyor. Ama işte diyor ki yani, Muhalefette der ki sana ya kardeşim ben mi getirdim sen getirdin bunu. Israrla da savundun. E, tamam sen de diyorsun ki daha iktidara gelmeden ben bunu değiştireceğim diyorsun. Ben de sana onu söylüyorum muhalefetsin Ama ya. Faruk sen bu, de bunu, diyorsun ki ben bunu, yarın bunu, iktidara bunu, geldiğimde bunu, bunu değiştireceğim diyorsun. sisteme girdi önce. Murat evet. Bey aynı şeyi. Ama şu, şu sistemi düşünün. Aynı şey evet. değil ya. Şu sistem'i düşünün. Niye bu konur? Bir cumhurbaşkanı iki kere seçilir. Denir ki birinci seçildiğin dönemi. Herkesi toparlayıp bizi 56 biri alacak kadar yap. Ondan sonraki ikinci dönemde de bir daha seçilmeyeceğin için bu sefer devlet adamı gibi yapılması gerekenleri yap. Tamam yani, öyle zaten. Hayır, üst üste, Bey. seçim kurgulamanın bütün bakın bu dünyada şeyde de var e, başkanlıklar dönerli oluyor. Tamam Her, öyle zaten evet, Masum Bey. Bey. Burada mesele şu bak altını çizmiyoruz ve bence açık olarak söylemiyoruz. Türkiye'de partili cumhurbaşkanlığı sistemi şunu hesapladı mı bilmiyorum. Yani bu 50 artı 1 meselesinde. Şu anda Türkiye'nin bütün siyaseti HDP'ye kilitlenmiş durumda. Bu da 50 artı 1'den kaynaklanıyor. Evet. 50 artı bir yüzü. Ahmet Bey, HDP'nin seçmeninin %95'i Kürt seçmen öyle değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunları bak açık açık konuşalım. Bunlar önemli işler. 83-85 milyonluk bir ülkede etnik yapı üzerinden bir ülkenin sistemi bir yere kilitlenemez. Bu hatalı ve yanlış bir şey. Çok da tehlikeli bir şey. Yani Türkiye'nin bütün kaderini, Türkiye'nin bütün kaderini daha çok bir etnik yapıdan oy alan bir parti belirleyemez. Burada bir problem var. Bu doğru bir sistem yani Sistemin tamamını eleştirmiyor. Burada çok ciddi sıkıntılar var. 50 artı 1'de var. Evet. Burada Peki. sıkıntı var. Murat Bey ne diyorsunuz? Enteresan Şimdi, görüşler bunlar. Bu, e, bu sistem gelirken bir defa sistemin ruhuna aykırı 50 artı 1'i e aşağıya indirin. Çok özür dilerim. Ahmet Bey yani, çok, çok özür, özür dilerim. dilerim. Bir tek cümle söyleyeyim döneyim size. Bir tek cümle unuttum. Bu arada Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemine yönelik benim Türk siyasetinde bugüne kadar gelinen süreçte Türkeş'ten Demirel'e, Ecevit'ten Erbakan'a herkesin istediği başkanlık sistemine dair görüşüm olumluydu. Bugün de olumlu. Fakat sistemin içindeki bazı başlıkların e, mutlaka düzeltilmesi. 50 artı 1 de bunlardan biridir. Mesela bunlardan biridir.